Tecer Dağları'nın ve volkanik kökenli yama dağlarının yer yer vadilerle kesintiye uğradığı bölgede yer alır Divriği. Divriği ilçesini çok sayıda akarsu çevreler. Bunların en önemlisi Keban Barajı'na dökülerek Fırat Irmağı'nın uzun yolculuğuna eşlik eden Çaltı Suyu'dur. Ve bir gerdanlık gibi dar boğumuna yerleşmiş Kızlar Köprüsü, güle güle der neşeyle akan suları. Ve ardından köprü gözlerinden veda gözyaşlarına yol verirken öylece durur, öylece bakınır iki yanına. Ünlü Çin İpeği'nin Asya bozkırlarını kat edip Anadolu işlerine kadar uzanan yolu Divriği yakınlarından ve o güzel Çaltı Suyu'nun kollarından geçmektedir. Birçok İpek yolu yolcusunun barındığı ve Burmahan adıyla anılan bu Selçuklu Hanı, terk edilmişliğin bedelini çok ağır ödemiş. Şimdilerde ne güleç yüzlü hancılar ne de önümüze açılan han kapıları var. Ne bir kervan geçer bu yalnız köprülerden, ne de bir kuş uçar günleri sayılı bu düzgün taşlı kemerlerden. Günümüz Divriği'nin anılarla dolu taş sokaklarında gezinirken insanın içi eski güzelliklere duyulan saygılarla dolmaktadır. Pencerelerden duyulacakmış gibi olan bir bebek sesi, bir anne baba gülümsemesi, taş plaktan çıkan yanık şarkılar, türküler, sokak aralarında oynayan çocukların çığlıklarına karışıp gitmektedir. Cumba'dan Cumba'ya komşu davetleri, akşamdan akşama dostluk sohbetleri, bu dar ve ıssız sokakların gündelik geleneklerini düşlerimizde sergilemektedir. Ve bir paşa konağı, duvarlar sessiz, pencereler perdesiz. Bir zamanlar mutlu günler yaşanan bu konakta ne gülümsemelerin ne de neşelerin izi kalmamış. Bizans döneminde sınır kalesi olan Divriği, Tefrike adıyla anılmıştır. Tefrike, Bizanslıların dine karşı gelmekle suçladıkları Paulusçuluk mezhebi taraftarlarının sığınağı olmuştur. Kale dibindeki bu kilise kalıntıları da o dönemin çekişmeli yıllarının bir belgesi gibi günümüzde varlığını sürdürmektedir. 13. yüzyılda Mengücekler döneminde yapılan kesme taş örgülü kaleden bugüne yalnızca dış kale surlarının bir bölümü ile atış kulesi kalabilmiştir. 15. yüzyıl başında Timur işgali gelmiş, sonraları Memlüklerin denetimi başlamış. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı yönetimine girmiştir. Divriği Kalesi'nden görülmekte olan Eratne Beyliği'ne ait bu kale, halk arasında Kestoğan Kalesi olarak anılmaktadır. Kale adının bir garip sevdadan geldiği söylenir. Kaleden kaleye bu defa Şahin yerine Doğan adlı gencin sevdası uçmuş. Kale yüksekliğine çıktığımızda Divriği'ye sırtını dönmüş bir küskün anıt karşılar bizi. Mengüceklerden günümüze kalan kale caminin üzerindeki yazıta göre Mengücekli Şahin Şah bin Süleyman tarafından 1180-1181 yıllarında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Zaman Kale Camii'nden de çok şey alıp götürmüş. Selçuklu döneminin sanatsal yapıları arasında ilçeye serpilmiş gibi duran gümbetler. Ve işte dünyamızın 8. harikası. Divriyolu Camii, Selçuklu döneminde Mengücek Bey Ahmet Şah tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. Darülşifa bölümü de aynı dönemde Ahmet Şah'ın eşi olan Turan Melek tarafından Ahlatlı Mugisoğlu Hürrem Şah'a yaptırıldığı üzerindeki yazıtlardan anlaşılmaktadır. Ulu Cami'nin ana girişi barok biçimli taç kapıdır. Yüzey duvarından yüksek ve taşkın olan bu ana kapı, tüm yüzü oyma, yüksek ve alçak kabartma tekniğiyle oluşturulmuş geometrik ve bitkisel ögelerle kaplanmıştır. Tam ve yarım yıldızlar, dörtgen, altıgen, baklava biçimler portalin eşine rastlanmayan güzelliğini oluşturmaktadır. Selçuklu yapılarında biçimlenen yaprak, hayvan, kıvrık dal gibi süslemeler, yelpaze ve palmiye dalını andıran palmetler, kapının sanatsal bütünlüğünü daha da zenginleştirmektedir. Zemini bitkisel motif dolgulu sülüs yazı, yazıt olma özelliğinin yanında süsleme amacıyla da yapıldığı anlaşılmaktadır. En iyi dilek için açılır, kabaran sevdalara sanat sanat kapılar. Doğu Kapı. Kapı kemerindeki yazıda cami Alaaddin Keykubat'ın devletli günlerinde yapıldı denilmektedir. ...18. yüzyılda medrese olarak kullanıldığı belirtilen ve camiye bitişik olarak yapılan Darülşifa, yani sağlık yurdunun bu portal kapısı, zengin bir süsleme ile kaplanmış, iç içe sütunlu kemerlerle donatılmıştır. Sekiz asır önce yaşanan bir sevdanın sanatsal kimliği. Ahmet Şah'ın karısı Turan Melek için yaptırdığı ve bugün bütün dünyaya
kültür mirası olarak sunulan görkemli yapı. Kimi sağlıksızlar bu kapıdan, kimi geldi, kimi geçti. Kimileri kavuştu sağlığına, kimileri uçtu sonsuzuna. Bir umut yaşam, bir umut sağlık için. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, 1565 yılında Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapı bütününe sonradan eklenmiştir. Minare, silindir biçiminde bir payanda duvarının üzerinde yükselmektedir. İyi bir ekip çalışmasının sergilendiği külliye, rengi kirli sarıdan koyu kırmızıya kadar değişebilen tüf taşından yapılmıştır. Cami sütunları çapraz ya da yıldız kemerlerle birbirine bağlanarak tavan bölümünü oluşturmuştur. Yarım silindirik tavanların bazılarında çukur bir ayna, bazılarında püskül biçiminde sarkıtlar ve göbek süslemeleri görülür. Bitki motiflerinin iç içe işlendiği mihrap, inanç ile buluşmanın güzelliğini yansıtmaktadır. Selçuklu döneminin en özgün ve en güzel ağaç minber örneği, asırlar sonra bile bütün görkemiyle karşımızda durmaktadır. Yıldız, dörtgen, beşgen gibi motifler ve bunların birbiriyle uyumu, minberin yüceliğini en iyi biçimde yansıtmaktadır. Yıldız motifin içinde minber ustası Tiflisli İbrahimoğlu Ahmet ve Hattat Mehmet adları okunmaktadır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde der ki, üstad-ı mermer bu yapıya öyle emek sarf edip, kapı ve duvarına öyle bir nakş bukelemun eylemiş ki, ne Ayasdut'taki Sultan Yakup, ne Bursa'daki Ulu Camii, ne de Sinop'taki Minber-i Münakkaş ve Rum diyarında Atina'da Ebu Elfet Camii, ne Budin Serhaddin'deki Estergon Kalası Camii buna eş olamazlar. Elhasıl metninde diller kısır kalır. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa'yı yaptıranlar, külliyenin içinde sonsuz uykularına dalmadan önce, dünya kültür mirasında bizlere bu eşsiz eseri armağan etme büyüklüğünü göstermişler ve tarih sayfalarına, yapı ustaları ve nakkaşları ile birlikte yazılarak dünyanın bu 8. harikasının yüce onuruna erişmişlerdir. Nice güneşler günlük dönüşünü tamamlayıp batmaya yüz tutsa da batmayacak bir gerçek görünümdür Divriyolu Camii ve Darüşşifası. Ayrılışın ilk anlarında bile özlemi dolmaya başlar yüreklere. Hafif bir burukluk çöker insanın bu güzellikler karşısında içine. Ve boynu bükük gibi bakar uzaklaşan güneşe ve bize. Sonra gecenin ışığında dalar uykusuna.